Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Magazin gündemine dair taze haberlerle ve tatil yörelerinden rengarenk görüntülerle bugün yine karşınızdayız. İlk adresimiz Bodrum. 50. sanat yılı için bu yıl onlarca konser veren Selami Şahin Bodrum'da sahneye çıktı. Selami Şahin'e çocuklarının hazırladığı sürpriz ünlü sanatçıyı sahnede bakın nasıl ağlattı. Yıl geçti bile. Selami Şahin Bodrum konseriyle ortalığı salladı. Senin başın bende, ne yapsam bilmiyorum. Ünlü şarkıcı çocuklarının sürpriziyle sahnede hüngür hüngür ağladı. Ünlü Yağmur'un yaşandığı konserden çok özel görüntüler Magazin 8'de. Selam, bir sahnede ilk defa izleyeceğim. Yonca Evcimik konsere kızılderili imajıyla geldi. Ateşle dumanla. Evet. Yonca Evcimik için bir ilk gerçekleşecekti. Selami bir sahnede ilk defa izleyeceğim. Üstelik ben çok sıkı bir Selami Şahin hayranıyım. Orhan Gencebay ve Selami Şahin hayranıyım. Dolayısıyla heyecanlıyım falan yani buraya geldiğim için. Çok mutluyum. Hem de 50. sene o şahane şarkılarla kendimizden geçmeye geldik. 52 yaşındaki ünlü popçu geçtiğimiz günlerde yaptığı fotoğraf çekimine de açıklık getirdi. Yani oramızda selülit var buramızda. Şaka bir yana. Ya bu bizim içimizin bir parçası olarak görüyorum ben bunu. Özel hayatta görüntü vermek başka bir şey ama bunu iş bazında yapmak başka bir şey bana göre. Bir de ölçüsü de çok önemli tabii. Ben çok seviyorum yaptığım işi. Bandıra bandıra, bandıra bandıra, bandıra bandıra, beni hiç doyamazsın kadınma. Bütün bunlar bende, sende var, benim farkıma. 50. sanat yılını kutlayan Selami Şahin, sahnelere ilk kez çıkıyormuşçasına heyecanlı olduğunu söyledi. Çok heyecanlıyım. 50 yıl geçti bile. Ünlü şarkıcı bu geceye özel olarak bir smoking giymiş. Tabii yıllar önce sahnelere çıktığım zaman hep papyon, böyle takım elbise. Bir yerine göre giyinmek, hitap etmek çok önemli. Selami Şahin, Demet Akalın'ın bu konserde sahneye çıkması için özel olarak Okan Kurt'a telefonla ulaşmış. Alo dedim, eşiyle görüştüm, kendisiyle görüştüm. Selam baba, sen emrin olur dediler bana. Yani beni çok mutlu ettiler. Artık konser başlayacak. Bodrum'da yaşayan Fedon da oğlu Teo'yla konseri dinlemeye geldi. Kameralar bizde çekti. 200 şarkıdan fazla hit eseri bulunan ve onlarca şarkısı nice şarkıcı tarafından seslendirilen Selami Şahin, eski fotoğraflarından oluşan slide gösterisi ve bir kliple sahneye çıktı. Selami Şahin, anıların, bestelerin olduğu valizle sahneye geldi. Konserin ilk şarkısı Seninle Başım Dertte oldu. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası söküp atamıyorum. 16 yaşında şöhret olan, nota bilgisini kendi kendine öğrenen efsane şarkıcı yokluk içinde büyüdüğünü anlattı. Notayı kendi kendime öğrendim. Ne acılı günler yaşadım. Şarkıcı olacağım diye Antakya'nın köylerinde öğretmenler derdi ki bana, sen çok büyük bir sanatçı olabilirsin, sesin çok güzel ama nota nedir, müzik nedir, hiçbir şey bilmiyorum, köyde kaval çalıyorum. Bodrumlular Selami Şahin şarkılarıyla adeta mest oldu. Yalancı dünya gibi, yalancısın sevginim. Ünlü şarkıcının 67. doğum günü için sahneye pastayı kızı İrem, oğulları Lider ve Emirhan getirdi. İki oğlum ve kızım, benim çocuklarım. Selami Şahin duygulandı ve işte böyle ağladı. Çok teşekkür ederim. İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin şakacı yönüyle dikkat çekti. Hava rüzgarlıydı ve pastanın mumları yakılamayınca Lider Şahin babasının Olmuyor isimli şarkısını Yanmıyor diyerek değiştirdi. Zor yanar. Yanmıyor. Yapmanıza gerek yok. Sizin tebessümünüz yeter. Canım çocuklarım benim.
Selami Şahin'e Seni Seviyorum şarkısında Demet Akalın da eşlik etti. Seviyorum. Selami Şahin, Muhtacım isimli şarkıyı ise teknolojinin imkanlarıyla hayatını kaybeden Zeki Müren'le böyle seslendirdi.